Yunanistan'a kaçarken Silivri'de yakalanan HDP PKK milletvekili Semra Güzel'in firar organizasyonunda Atina'nın da olduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre Güzel sınırı geçebilse onu Siriza Partisi'nin eski milletvekili avukat Sofya Andropoğlu karşılayacaktı. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Yunanistan'a kaçmak isterken Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalanan HDP-PKK Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in firar girişiminin detayları belli oldu. HDP'li Güzel'in kaçış planının diğer ucundan Lavrion Kampı'nda yüzlerce PKK'lı teröristi barındıran Yunanistan çıktı. Güzel'in bilgilerinin firardan önce Yunanistan'daki Siriz'e eski milletvekili avukat Sofya ile paylaşıldığı tespit edildi. Güzel'le birlikte yakalanan PKK'lı Fırat cep telefonunu inceleyen İstanbul polisi, Fırat D.'nin Semra Güzel için hazırlanan sahte pasaport ve gerçek kimlik bilgilerini İstanbul'dan kargoyla Yunanistan'daki avukat Sofya Andropoğlu'ya gönderdiği belirlendi. Aynı kargoda iltica talebinde kullanılması için Güzel ve Fırat D. hakkındaki dava dosyalarından birer örnek de yer aldı. Ayrıca HDP PKK'lı Güzel'in Yunanistan'a firarından ülkede bulunan PKK'lı teröristler de haberdar edilmiş. Fırat yakalandıkları gün Diyarbakır adliyesince aranma kaydı bulunan Cihan Öyle telefon görüşmesi yaptığı tespit edilmişti. Fırat D ve Semra Güzel'in yakalandıkları gün saat 13'te Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinde buluştukları ardından Alaaddin G'nin aracıyla Edirne'ye yola çıktıkları tespit edildi. Fırat D'nin Semra Güzel'in kullanması için hazırlanan ikinci saate pasaportu da otogarda buluştuğu kurye'den teslim aldığı fakat bu pasaportu kullanmadıkları ortaya çıktı.